Haman ve Eski Mısır yazıtları. Kur'an'da Eski Mısır hakkında verilen bilgilerin bazıları yakın zamana kadar gizli kalmış bazı tarihsel gerçekleri açığa çıkarmaktadır. Bu gerçekler Kur'an'daki her kelimenin belirli bir hikmeti olduğunu da bize göstermektedir. Kur'an'da Firavun'la birlikte adı geçen kişilerden biri Haman'dır. Haman, Kur'an'ın 6 ayetinde Firavun'un yakın adamlarından biri olarak bildirilir. Kur'an'da yer alan bu bilgi, asırlar sonra arkeolojik bulgularla teyit edilmiştir. 18. yüzyıla dek eski Mısır dilinde yazılmış kitabelerin ve yazıların okunması mümkün değildi. Çünkü eski Mısır dili hiyeroglifti ve yüzlerce yıl önce bu dil unutulmuştu. Eski Mısır hiyeroglifi, 1799 yılında Rosetta Stone adlı M.Ö. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Hiyeroglifin çözümüyle çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu. Haman ismi gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Üstelik aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığı da vurgulanmaktaydı. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan Yeni Krallık'taki kişiler sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsediliyordu. Kur'an'da Firavun'un kule yapma işini Haman'dan istemesini haber veren ayet bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının ve mesleğinin bulunması Kur'an'ın Allah katından indirilmiş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirde ulaşılması ve çözülmesi mümkün olmayan tarihi bir bilgiyi mucizevi bir şekilde bizlere aktarmıştır.